sana çok basit bir soru. Şu an dediğin şey gerçekten tek bir an mı? Bir kuşun havalanışını ya da bir melodinin yükselişini düşün. Bunlar fotoğraf gibi yakalanmıyor. Değişimi hissetmek için beyninin az önce olanı şimdinin içine katması gerekiyor. Bilincin tek bir nokta değil, kayan bir zaman penceresi aslında. Filozof William James buna specious present der. Türkçesiyle görünen şimdi. Yani şu an dediğin şey milim milim kayan kısa bir aralık. İçinde hem az önce var hem şimdi. Fizik dünyada değişim genelde şöyle düşünülür. Bir durum biter, yenisi başlar. Geçmiş, geçmişte kalır. Ama bilinçte öyle olmuyor. Sen bir şeyin değiştiğini anladığın anda, beynin geçmişin minicik bir parçasını aktif biçimde içeride tutuyor. Sanki zihin zamanın üstünde küçük bir montaj masası kuruyor. Beynin bunu yapması için bir tür tampon bellek kullanması gerekir. Tampon bellek, gündelik örnekle şöyle. Videoyu internetten izlerken görüntü bazen önce bir miktar yüklenir ya, işte o yüklenen kısım bir buffer'dır. Sistem, akışı kesintisiz gösterebilmek için kısa süreli veri biriktirir. Beynin de benzer biçimde anlık sinyalleri toplayıp bir araya getirerek akış hissi üretmesi mümkündür. Bazı deneyler bu bilinç penceresi fikrine destek verir gibi görünüyor. Örneğin, Libet deneyleri diye bilinen çalışmalar var. Basitçe şunu tartışmaya açıyor. Bir şeyi yapmaya karar verdiğini sandığın an, beyindeki hazırlık sinyallerinden sonra mı geliyor? Yani bilinç, kararın doğuşunu geriden mi izliyor? Bir diğeri, flash lock yanılsaması. Hızla giden bir cismi, çoğu insan gerçekte olduğu yerden biraz ileride görür. Beyin, sanki birkaç anlık geçmişi kullanıp hızlı bir tahmin yapar ve görüntüyü sonradan düzeltir. Buna post-diction denir. Algının geçmişi sonradan yeniden kurması. Eğer bilinç gerçekten bir pencere ise, o zaman şu an dediğimiz şey bir gerçeklik mi, yoksa beynin kesintisiz bir film hissi üretmek için yaptığı bir düzenleme mi? Fiziksel sistemler de geçmişi kısa süreli tutabilir. Geri besleme devreleri, kısa süreli bellekler, gecikme hatları. Bilincin holistik görünmesi, otomatik olarak doğaüstü olduğu anlamına gelmese de, bu pencereyi açıklamak için bildiğimiz nörobilim yeterli mi, yoksa ortada daha temel bir problem mi var? Sorusu tartışmaya açık.